15 Temmuz hain darbe girişimi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü bir darbedir. 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen kanlı ve hain kalkışma bu memleketin masum yurttaşları için beklenmeyen, şok edici ve dehşet verici bir gelişme olmuştur. Ancak bu hain darbe girişiminin olacağını bilen ve bekleyenler vardır. 15 Temmuz darbe girişiminden aylarca önce yazılan yazılardan darbe girişiminin bilindiği, hatta bu girişimin hazırlık sürecinin takip edildiği anlaşılmaktadır. Bu konuda en açık kanıt darbeden 4 ay önce Fuat Uğur'un Türkiye Gazetesi'nde 4 Mart 2016, 2 Nisan 2016 ve 21 Nisan 2016 tarihlerinde yazdığı 3 yazısıdır. Fuat Uğur'un bildiklerini MIT'in bilmiyor olması düşünülemez. Kanlı darbe girişimi sonrası düzenlenen savcılık iddianamelerinin incelenmesinden, cemaatin darbe hazırlıklarına 2015'in son aylarından itibaren başladığı anlaşılmaktadır. Darbeye hazırlık faaliyetleri Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş tarafından yürütülmüştür. Adil Öksüz ve diğer planlayıcılar darbe girişiminden çok önce cemaat bağlantısı devlet tarafından bilinen isimlerdir. MIT'in TSK bünyesinde istihbarat toplayamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı savunması geçerli kabul edilmemektedir. Çünkü güvenlik ve istihbarat makamları tarafından bilinen ve takip edilmesi gereken cemaatin hususileri olarak da adlandırılan başta Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş asker değil sivil kişilerdir. MİT Müsteşarlığı'nın TBMM Araştırma Komisyonu'na yönelik yazdığı 22.05.2017 tarihli yazısında MİT'in daha önce dış makamlarla paylaşılan notlarda cemaatin darbe girişiminde bulunabileceğini bildirdiğini, ancak TSK bünyesinde istihbarat toplayamadığından darbe girişiminin tarihi konusunda net bir istihbarata önceden ulaşılamadığı bilgisi, darbenin bilindiğini ve beklendiğini şüpheye yer bırakmayacak şekilde ikrar edilmesidir. Bu durum 15 Temmuz hain darbe girişiminin öngörülen bir darbe girişimi olduğunu tarihsel bir gerçeklik olarak önümüze koymaktadır. Değerli arkadaşlar, darbeden hemen bir gün önce 14 Temmuz 2016 tarihinde, yani kalkışmadan hemen bir gün önce Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığı 4. Dönem Özel Kuvvetler İhtisas Kursu mezuniyet törenine katıldığı, önceki yıllarda böylesine bir törene katılma geleneği olmadığı, bu tören sonrası MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la Özel Kuvvetleri Komutanlığı bahçesinde 18.30 sıraları arasında yaklaşık 6,5 saat boyunca MİT Müsteşarı ve Genelkurmay Başkanı'nın baş başa görüştüğü ifadelerle ortaya çıkmıştır. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanı'nın 15 Temmuz günü İzmir programını erken keserek rutin yaş görüşmeleri için Ankara'ya çağrılması ve aynı uçakta hain darbe girişiminin başındaki en yüksek rütbeli subay olan Orgeneral Akın Öztürk'ün olması ve aynı gün darbe girişiminin başlaması izaha muhtaç bir durumdur. İhbarcı OK aynı cemaatten vurgusuyla yaptığı ihbarda kalkışmanın bir cemaat operasyonu ve bir darbe girişimi olduğunu açıkça söyleyerek durumun vehametini ortaya koymuştur. Bu koşullar altında MİT Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a derhal bilgi vermemesi ve güvenlik bilgilerini, güvenlik birimlerini teyakkuz haline geçirmesi gerekirken bu görevini ihmal etmiş olması anlaşılamamaktadır. Genelkurmay 2. Başkanı Yaşar Güler'in beyanında MİT Müsteşarı'nın Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirmek istediği ancak ulaşılamadığı anlaşılmaktadır. Bu durum karşısında Cumhurbaşkanı Koruma Müdürü Muhsin Köse'ye
Muhsin, sana dışarıdan bir saldırı olsa buna karşı koyacak kadar gücün, kuvvetin ve adamın var mı sorusuyla durumun vehametini anlattığı ancak detay bilgi vermediği anlaşılmaktadır. Bu soru hayatın olağan akışı içinde sorulabilecek bir soru değildir. Bu durumda Hakan Fidan ve Muhsin Köse tarafından Cumhurbaşkanı'nın bilgilendirilip bilgilendirilmediği hususu karanlıkta kalmakta ve makul şüpheler artmaktadır. Genelkurmay Başkanı'nın tüm kuvvet komutanlarına 18.30'da hareket merkezleri aracılığıyla ilettiği emirler 19.26'da adreslerine ulaşmıştır. Bu emirlere rağmen TSK'nın komuta kademesinin önemli bir kısmı düğünlere katılmış ve düğünlerde derdest edilerek enterne edilmiştir. Bu durum izah edilememektedir. Kara Kuvvetleri Komutanı'nın Güvercinli Kara Havacılık Okulu Komutanı'ndan ayrılır ayrılmaz helikopterlerin kalkışa geçmesi ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın ifadesinde bir hazırlık görmedim demesi bizim için şüpheli bir noktadır. Bütün bu bilgilere rağmen Sayın Cumhurbaşkanı'nın darbeyi eniştemden öğrendim demesi, Başbakan'ın eşten dosttan öğrendim demesi ve sanki hiç bilmedikleri ve beklemedikleri şok edici bir gelişmeyle karşılaşmış gibi davranmaları anlaşılamamaktadır. Öngörülen darbe girişimi 15 Temmuz günü öğleden sonra 14.20 itibariyle öğrenilmiş, ancak yukarıda belirtilen bilgi ve bulgular ışığında gerekli bilgilerin yapılmadığı ve etkin önlemlerin alınmadığı anlaşılmıştır. Bu ihmaller sonucunda 15 Temmuz hain kalkışması önlenmeyen darbe girişi olarak tarihe geçmiştir. Darbe sürecinden sonra olan olayları hatırlıyorsunuz. Önce yeni kapı ruhuyla başlayan uzlaşma ruhu, sonra darbe tehdidinin bertaraf edilmekten sonra bütün muhalefetin ve sivil toplum örgütlerinin dışlanarak bir OHAL darbesinin oluştuğunu görüyorsunuz. Raporumuzda bunlarla ilgili başlıkları detaylarıyla bulacaksınız. Ve bu detaylardan sonra da bu raporu, bu darbe girişiminin daha sonra sonuçlarından faydalanan ve kullanılan bir darbe girişimi olduğu da ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, muhalefet şerhimizde detaylarıyla anlatıldığı üzere 15 Temmuz hain darbe girişimi öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan bir kontrollü darbe olarak tarihe geçmiştir. Tekrar şunu söylemek istiyorum. Bu muhalefet şerhi 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında şehit düşen yurttaşlarımızın aziz hatıralarına ve gazilerimize adanmıştır.